Merhabalar Business Nasyon Türk izleyicileri bir işi bilen programı daha sizlerleyiz. İşi bilen kısmında da değerli avukatımız bugün İstanbul'dan gelir efendim. Avukat Mustafa Ateş konuğumuz derseniz öncelikle kendisine bir hoş geldiniz diyelim. sizleri takdim edelim. Ardından bugün kendisinden boşanma davalarına dair ve elbette vaktimiz inşallah kalırsa da mal rejimlerine dair kendisinden bilgi sahibi olacağız. Ama öncelikle bir hoş geldiniz diyerek. Hoş geldiniz. Nasılsınız Mustafa Bey? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ee, küçük bir düzeltme yapayım. Müsaade ederseniz. Ankara'dan geliyorum. Çok özür diliyorum. Ankara'da Hoş çalışıyorum. Hoş geldiniz. Siz birazdan hani dava işim var deyince dedim tamam. Florya'da <laughs> <Problem gülüyor> herhalde İstanbul'da. Değil. Hoş geldiniz bir Hoş kez bulduk, daha. Teşekkür Mustafa ediyorum. Bey. Davetiniz için, mi? bu imkanı tanıdığınız için Çok teşekkür mersi. ediyorum size. Tanıyabilir miyiz sizleri de? Ee, i̇smim Mustafa Teş. Ankara Barosu'nda avukat olarak çalışıyorum. Hı hı. 1988 yılında... 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. 26 yıl hakimlik yaptım. Bunun Maşallah. 8 yılı aile mahkemesinde çalıştım. Geriye kalan 4 yılını Yargıtay 2. Hukuk Dairesi üyesi olarak çalıştım. 1 yılda 8. Hukuk Dairesi'nde üye olarak çalıştım. Aile mahkemesinde çalıştıktan sonra Yargıtay üyeline seçilmem sebebiyle de Yargıtay'da boşanma davalarına bakan ve mal rejimlerine davalarına bakan temiz incelemesini yapan dairelerde çalıştım. Hı hı. 2003 yılında aile mahkemesi ilk kurulduğu andan itibaren aile hukuku ve boşanma konusunda çalıştığım için bu konuda bir birikim olduğunu düşünüyorum. Daha sonra emekli oldum 2016 yılında. Ankara'da aktif olarak özellikle boşanma davaları ve mal rejimleri konusunda genel olarak da aile hukuku konusunda avukatlık yapıyorum fiilen. Harika çok uzun zamandan beri uzun yıllardan beri gönül vermişsiniz. Neden avukatlık mesleğini tercih ettiniz? Hakimlik, 26 yıl hakimlik yaptıktan sonra Yargıtay üyeliği de dahil emekli oldum. Birikimimi avukat olarak paylaşmak istedim toplumla. Aslında hukuk fakültesine ilk gittiğimde de avukat olma hayaliyle gitmiştim. Ama zaman içerisinde süreç hakim olmamız şeklinde gelişti. Başladıktan sonra da uzun yıllar bırakamadık. Artık emeklilik hakkını kazandıktan sonra bırakıp bu sefer. Gençlik yıllarındaki <laughs> hayalime döndüm diyelim. Ne kadar güzel. Peki bugün dedik ki boşanma konuları dair Belki çok sevimli bir konu değil ama sizden öğrenmemiz gereken noktalar da var. Siz boşanma konusunda ne düşünüyorsunuz? Ee, boşanma elbette sevimli değil. Ee, bir psikolog arkadaşımız boşanmak insanın yeryüzünde yaşadığı kıyametidir demişti bana. Özellikle çocuklar varsa e, boşanma gerçekten ciddi bir sıkıntı. Çocuk çocuk yoksa, müşterek çocuk yoksa ben boşanmanın daha kolay olduğunu, insanların daha az zarar görerek ayrıldıklarını düşünüyorum. Ama çocuk varsa gerçekten boşanmak çok zor. Gerçeğine bakarsak da çocuk olan aileler aslında hiçbir zaman tam olarak boşanamıyorlar çünkü bir ortak payda var ortada ve ortak paydayda paylaşmak mümkün değil. Boşanma da hayatın bir parçası. Nasıl doğum, yaşam ve ölüm varsa hayatımızda da evlilik var. Hı, hı Evliliğin arkasından da mutlaka bir boşanma süreci herkes için olması da var. Hı hı. Bunu bir sosyal olay olarak kabul etmek gerekiyor. Tabii ki devletin ve toplumun aileye verdiği önem sebebiyle boşanmaları en aza indirgemek gerekiyor ama ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın zaman içerisinde boşanma oranının artıyor. Bu da kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu süreçte önemli olan boşanma ve sürecinde bu sürecin özellikle çocuklara nasıl yansıtıldığı konusu benim duyarlılık alanıma giriyor. Hı hı. Yine bir psikolog arkadaşımız şunu söylemişti: Aslında e, özellikle çocuklara zarar veren boşanma değildir. Boşanma sürecinde ve sonrasında ebeveynlerin bu olayı çocuklara nasıl yansıttığı ile ilgilidir. E, burada ebeveynlere çok önemli bir görev düşüyor. Özellikle çocukları varsa çocukların bu süreçten en az zarar görmeleri için kendi aralarındaki tabir yerindeyse kavgalarını çocuklarına yansıtmamaları gerektiğini düşünüyorum. Doğru. En o zaten. Evet. Türkiye'de kadın hakları konusundaki düşünceleriniz nelerdir? Türkiye'de kadın hakları henüz hayal ettiğimiz noktada değil tabii ki. Bunun birçok sebebi var. Bir defa devlet politikası olarak kadın haklarının korunması lazım devlet politikası derken bunun için yasal düzenlemelerin tam olarak yapılması lazım. Şu anda özellikle 2002 yılından sonra kadın hakları konusunda çok ciddi yasal düzenlemeler yapıldı. Ama pratikte bu yasal haklarının kullanılması konusunda hala yeterince birikime sahip değil diye düşünüyorum kadınlar. Çünkü Türk toplumunda kadın maalesef bir defa eğitim açısından hep erkeklere göre daha geride kaldı. Dolayısıyla eğitimsiz kalınca da yasal haklarını kullanma ve bilme konusunda eksik kaldıklarını düşünüyorum. İkincisi de yasal haklarını bilseler de zaman zaman pratik olarak bunu kullanamıyorlar. Bir sebebi de yine eğitimle ilgili. Çünkü Türkiye'de kadın ekonomik olarak da geride kaldı. Ekonomik özgürlüğü olmayan bir kadının ben tam olarak özgür olabileceğini düşünmüyorum. Hakimlik yaptığım dönemde aile mahkemelerindeki gözlemlerimde birçok kadının ekonomik bağımsızlığının veya dayanabileceği bir ailesi olmadığı için ekonomik olarak e, kazanabileceği bir davayı açamadığını, boşanmak istemesine rağmen ekonomik olarak özgürlüğü olmadığı için boşanmadığını, yıllarca e, bunu çektiğini gözlemledim. Hı hı. Dolayısıyla kadın hakları konusunda e, tam bir gelişme sağlanabilmesi için öncelikle kadının ekonomik olarak özgürlüğünü elde etmiş olması gerekir. Tabi Yetiştirme tarzımız itibariyle belki kadınlarımızı özgüveni eksik yetiştiriyoruz aileler olarak. Özgüven eksik yetiştirildiği zaman da özellikle boşanma sürecinde psikolojik şiddet, fiziksel şiddet gibi e, olaylarla karşıya, karşı karşıya kalan kadınımız boşanma konusunda da cesaretli davranamıyor. Boşanma sürecinde cesaretli davranamadığı zaman da bir süre sonra karşısındaki kişi onun bu zayıf durumundan yararlanarak Hı -hı. aslında daha çok... ...tabir ise eziyet edebiliyor. Maalesef oradaki açığı umarım, bulup üzerine gidebiliyor. Umarım gidebilir. gelecek yıllarda kadın hakları daha artar, kullanılabilir hale gelir hı hı. diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Siz peki boşanmayı düşünenlere neler önerirsiniz? Boşanmayı düşünenlere öncelikle başta söylediğim gibi çocukları varsa... ...bu süreci çocuklarına en az şekilde yansıtmaları öneririm. Ben çocuklar hepimizin koruması gerektiğini düşünüyorum süreçten çocuklarının zarar görmemesi için ellerinden geleni yapmaları lazım. E eşiyle arasındaki kavgayı çocuklarına yansıtmamaları hmm. gerekiyor. Boşanmayı düşünen eşler diye düşünelim burada kadın değil. Yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla iyi bir hukukçudan danışmanlık almaları gerektiğini düşünüyorum ben. Eğer iyi bir hukukçuyla, iyi bir avukatla çalışırlarsa en azından yasal olarak alabilecekleri bütün haklarını alarak hı hı. E, boşanma sürecini tamamlamaları gerekir. E, dediğim gibi yasal olarak e, boşanmada birçok hakkı var kişinin. E, maddi tazminat, manevi tazminat şartları varsa yoksulluk nafakası, bunların başında velayetin kimde kalacağı konusu var. Diğer taraftan mal rejiminin tasfiyesi anlamında talep edebilecekleri e, bir bedel var. Hı hı. ...bunlar için de iyi bir hukukçuya gitmeleri gerektiğini gereklidir. düşünüyorum. Hem de davaların daha hızlı ve e, süratli sonuçlanması Tabii için ki. bir hukuki destek almaları gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki de. Boşanan kadının hakları nelerdir? Boşanan hak, kadının hakları e, temel olarak aslında kusur üzerinden tartışmamız lazım, konuşmamız lazım. Bir kısım hakları elde edebilmesi için kusursuz olması gerekiyor. Yani diğer eşin e, boşanmaya sebep olması gerekir. Ama temel başlıklar halinde boşanan kadının hakları eğer e, boşanmaya sebep olan olaylarda kendisi kusursuzsa hı hı. E, veya daha az kusurluysa diğer eşten maddi tazminat isteyebilir. Manevi tazminat isteyebilir. Manevi tazminat isteyebilmesi için ancak boşanmaya sebep olan olayların aynı zamanda kadının kişilik haklarına saldırı niteliğinde de olması gerekir. Ne demek istiyorum? Açıklama şöyle açıklayabilirim. Örneğin fiziksel şiddete uğramışsa bu kişilik haklarına saldırıdır. Psikolojik şiddete uğramışsa kişilik haklarına saldırıdır. Aldatılmışsa, güven bir davranışta bulunmuş eşi bunlar kişilik haklarına saldırıdır. Bazı boşanma sebeplerinde manevi tazminatı hükmedilmez. Mesela terk sebebiyle boşanma davalarında Evi terk eden eş kusurludur. Ancak bu davranışı diğer eşin kişilik haklarına saldırı teşkil etmediği için manevi tazminat isteyemez, manevi maddi tazminat isteyebilir. Diğer yandan boşanan eş kusursuz veya diğer eşle eşit oranda kusurlu ise ya da daha az kusurluysa yoksulluğa düşecekse yoksulluk nafakası isteyebilir. Yoksulluk nafakası isteyebilmesi için diğer eşi, tam herhangi bir gelirin olmaması gerekir. Son zamanlardaki yargıtay kararlarına göre geliri olmakla birlikte diğer eşin geliri çok daha iyi ise yoksulluk nafakası da isteyebilir. Hı hı. Diğer taraftan boşanan kadın boşandığı eşinin soyadını kullanmasını isteyebilir. Hı hı. Örneğin bir doktorsa, akademik kariyer yapmışsa, avukatsa, boşandığı eşinin soyadıyla tanındığı için iş dünyasında, sosyal çevresinde, akademi dünyasında haklı sebepler, bu tür haklı sebepleri varsa eşinin boşandıktan sonra da eşinin soyadını kullanmasını mahkemeden isteyebilir. Mahkeme buna hükmederse boşandıktan sonra da eşinin soyadını kullanabiliyor. Çocuklarının velayetini isteyebilir müşterek çocukları varsa. Velayet konusu çok ayrı bir konu isterseniz ona ayrıca değinelim. Hı hı. Diğer taraftan en önemlisi de boşandıktan sonra, boşanma kararı kesinleştikten sonra Evlilik birliği içerisinde bir mal varlığı varsa bu mallarından da yasanın kendisine tanıdığı şartlar çerçevesinde talepte bulunabilir. Peki boşanmış ailelerin müşterek çocukları varsa soyadını devam edebiliyor mu taşımak için? Boşanmış ailelerin müşterek çocukları varsa son yıllara kadar soyadı çocukların soyadı, babanın soyadı olduğu için hı hı. velayet anneye de verilmiş olsa babanın soyadını kullanmaya devam ediyordu çocuklar. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin geçmiş yıllarda verdiği bir karardan sonra artık boşanmış kadın eğer velayeti kendisine verilmişse çocuğun bu çocuğun soyadını kendi soyadı olarak değiştirme hakkını tanıdılar. Hı hı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de son bir yıl içerisinde verdiği kararlarla bunu destekledi. Hı hı. Ancak ben kişisel olarak bunun çok doğru olmadığını düşünüyorum. Bu zaman içerisinde bir kargaşaya sebep olacak. Velayet değişikliği diye bir dava türü vardır. Yani boşanırken kadın çocuğun velayetini aldı diyelim ki ve çocuğun soyadını kendi soyadı olarak değiştirdi. Hı hı. Zaman içerisinde baba velayet değişikliği davası açtığı zaman bu kez çocuğun velayeti babaya geçecek. Buradan devam edersek babaya geçince çocuk velayeti baba da şimdi çocuğun soyadını bir kez daha değiştirme ihtiyacı hissedecek. Bu çocuklar üzerinde bence psikolojik bir etki, olumsuz etki yaratacağını düşünüyorum. Çünkü biliyoruz ki e, velayet ilişkin değişiklikler 18 yaşına kadar hı hı. E, malum düzenlenebiliyor. 18 yaşına kadar birkaç kez velayet değişikliği olan çocuklar biliyorum. Bu durumda çocuk bir kimlik e, sorunu yaşar diye düşünüyorum. E, şu andaki uygulama bu şekilde velayet kendisinde olan kadın çocuğun soyadını değiştirebiliyor ama dediğim gibi çok doğru değil diye sosyal hı hı. sorunlara sebep olacak diye düşünüyorum. Boşanma davalarında velayetin kime verileceğini nasıl belirleyebiliyoruz? Bu konuda yüzlerce kriter var diyebilirim. Temel başlıklarla kısaca değinmek istersem Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları ve Avrupa Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre kendisini ifade edebilecek yaştaki çocukların velayetinin düzenlenmesi konusunda mahkemenin çocuğu dinlemesi ve çocuğun beyanına kural olarak itibar etmesi gerekiyor. Çocuklarla ilgili alınacak her türlü kararda çocuğun beyanı alınacak ve ona dikkat edilecek. Ama bu mutlak bir uymak değildir. Ee, Türkiye'de şu anda 9-10 yaştan sonraki çocukların kendisini ifade edebileceği kabul ediliyor. Ve bu çocukların velayeti düzenlenirken mutlaka çocukların beyanının alınması gerekiyor. Ama dediğim gibi beyanla mutlaka itibar edilecek diye bir şart yok. Hı hı. Örneğin baba akıl hastası olabilir. Çocuk onun akıl hastası olduğunun farkında değildir. 10 yaşındaki bir çocuk babasıyla kalmak isteyebilir. Baba uyuşturucu bağımlısıdır ama bir çocuk babasıyla kalmak isteyebilir. Böyle durumlarda hakimin müdahale etmesi gerekir ama onun dışında çocuğun beyanını itibar etmek gerekir. Daha küçük yaşlardaki çocuklar da işte annenin anne bakım ve şefkatine muhtaç yaşta olan çocuklar eğer annenin olumsuz bir durumu yoksa, nedir bu olumsuz durum? Örneğin akıl hastası ise baba, bu akıl hastalığı çocuk için bir risk taşıyorsa, hı hı. çocuğun çok küçük yaşta da olsa anneye verilmemesi gerekir. Ee, temel olarak budur. Orada başka kriterlerimizden biri de şudur mesela. Çocukların ayrılmaması, kardeşlerin bir arada yaşaması ile ilgilidir. İşte annenin ve babanın yaşadığı sosyal çevreye bakılır. Eğitim için hangisi uygun, hangisi daha iyi eğitebilir çocukları? çocukların bulunduğu yerin değişmemesidir. Örneğin İstanbul'da yaşayan bir aile boşandığı zaman, boşanan kadın Anadolu'da bir köyüne gitmişse oranın eğitim şartları yeterli değilse, yaşına bakılmaksızın belki çocuğun geleceği ve eğitimi açısından babanın yanında kalması gerektiğini düşünürsek babaya verilmesi gerekir. Burada temel kriter çocuğun hangi tarafta kalacağı menfaatine daha uygundur. Çocuğun eğitimi, gelişimi için hangisi uygun sona verilmesi gerekir. Burada anne ve babanın tercihleri değil, çocuğun menfaatini Yine sonuç, asıl çocuk almamız gerekir. Evet. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Bizleri bilginizle paylaştığınız için ve nice güzel başarı davalarınızda her daim isminizi görmek dileğiyle. Teşekkür Çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Sağ olun. Çok ben mersin. teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Çok sağ olun. Tek sağ olun. Değerli avukatımız Mustafa Ateş bugün bizlerle İşi Bilen programındaydı. bir sonraki programda da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.